başkanı kendisi de. Strateji müdürlüğümüz. Yani bu arkadaşlarımız da orada çalışan gördüğünüz gibi. Çoğunluğu genç. Arkadaşlar metin hazırlamışlar. Bir de iki gün evvel Ankara'daki törenle ilgili fotoğrafları da veriyoruz da. Arkadaşlar da bunlardan biraz sonra veriyoruz. Bunları da kullanıyorlar. Evet, iki gün evvel benim doğum günümde. İnsanların doğum günü. Kaç yaşındaydınız? 55. Doğdu. 55 oldu yani. Tabii doğum günümde gerçekten beni mutlu eden güzel bir haberle Ankara'dan geldiler. Her sene Türkiye genelinde bir birincilik almaya 2013 yılında da devam ettik. Biraz gördüklerimiz biri 2012 yılında Marmara Belediyeler Birliği'nin layık gördüğü birincilik ödülüydü. Ondan evvelki büyük olan bunu imtihan edeyim ben. Şu nedir? Bakın hangi basın mensubu diyecek? Hangisi? Şu en başta, en baştaki. Alttaki kaplumbağa galiba. Evet, o kaplumbağa. Ama nedir o? Yani bir şeye benzettiniz mi? Atom karınca. Yazılarda tarihsel bir şey var. Evet, yaklaştım. Atom karınca. Yaklaştım, tarihsel bir özelliği var. Yurtdük yazı. Yaklaştım. Orhun abidesi. 2011 yılında da unuttunuz mu o zaman? Bunu paylaşmıştık sizlerle. Türk dünyasına hizmet ödülünü vermişlerdi. İlk defa bir belediye başkanlığı verildi. 2011 yılında da. Ondan evvel gerçekten Türk dünyasına hizmet eden daha çok büyük siyasi liderlere verilen bir ödüldü. 2012 yılında bize verilmişti. İnşallah ilkbaharda açacağımız Türk Dünyası Şairler Müzesi'nin de önünde birebir ölçekte Orhun Abidesi'ni de koyacağız. Ama bu Orhun Abidesi ödül olarak da her sene Türk sahalarından birine veriliyordu. Bu da Yalova Belediyesi olarak bizim yaptığımız hizmetlerden dolayı verilmiş bir ödüldü. Ama esas tabii bu sene 2 gün evvel en günümüzde verilen ödül belediye olarak uzun zamandır uyguladığımız kısaca adına Zambak dediğimiz zamandan ve mekandan bağımsız kamu yönetimi uygulamamızın, yani sadece bir proje değil, hayata geçirdiğimiz uygulamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde TÜSİAD ve Türk Bilişim Vakfı tarafından organize edilen büyük ödüle layık görüldü. Oylama da orada yapıldı. Tabii orada oylama yapıldığı için neticeden de bir haberimiz yoktu. Olamazdı çünkü elektronik oylama da orada yapıldı. Onun için de biz de biraz atladık yani ben gitmedim aslında oraya. Genç arkadaşlar bile ama bize bir yoğun günü hediyesi olarak orada Ulaştırma Bakanı'nın elinden, Ulaştırma Bakanı, Tarım Bakanı, Meclis Başkanı gibi gerçekten devletin önemli bir önerseliği bir ödülü. Sadece belediyeler arasında değil, bütün kurumlar arasında yapılan bir ödül. Bunu da Yalova Belediyesi'ne layık görmüşler. Gerçekten bizim için onur verici bir ödül oldu. Yani 2013 yılında boş geçirmedik. 2013 yılında da yine ulusal ölçekte bir ödülü böylece almış olduk. Mutluyuz, çok mutluyuz yani. Başımızı böyle attık. Konunun şeyi bu, detayı bu. Herhalde bu kadar. Bunun olduğu yeter. Evet, güzel bir ödül oldu bizim için. 12 Aralık'a denk gelmesi de tamamlık oldu. Öyle söyleyeyim. Evet, birincisi sizlerle paylaşmak istediğim konu buydu. İkinci paylaşmak istediğim konu da biliyorsunuz Yalova merkezde bir elin parmağı kadar bile olmayan tarihi eserimiz var. İşte bunlardan bir tanesi bugün kent müzesi olarak kullandığımız eski hükümet konağı tarihi eserimiz. Rekonstrüksiyon olarak yapmıştık. Yine merkezde bulunan önemli tarihi eserimiz de Rüstem Paşa Camii'dir. Rüstem Paşa Camii'nde hatırlarsınız belediye olarak restorasyonunu projesini yapmış. Sonra da vakıflar üzerine restorasyonu yapılmıştı. Bugün de hizmete girdi zaten. Ama sadece onun restorasyonunu yapmakta kalmıyorum. Bir de Rüstem Paşa Camii ile ilgili arşivlerden bir
dedim bir çalışma yapalım istedik. O çalışma da nihayet geçen gün sonuçlandı. Elimize geldi. Bunlardan sizlere de birer tane yollayacağız. Ama ben sadece şimdi sizlere paylaşayım istedim. Şöyle güzel bir Yalova için kitap ortaya çıktı. İşte başka caminin arşivlerdeki belgelerinin hem Türkçeleştirilmişti, yani günümüz dünya çevirmiş hali. Yani şimdi erişim gerçekten güzel bir bilimsel çalışma oldu. Daha gün evvel geldi. Ha, getirdiniz mi arkadaşlar da böyle? Evet, anlayabilirim. Bunlar da. Bunlar da bir çok basmadık. Yani halka tartışanlı bir şey değil bu. Bu sadece ilgililere vereceğimiz 1000 tane basılıyor bunlar. Sadece Rüstem Paşa'ya değil mi? Rüstem Paşa camiyi diyor. Yani Rüstem Paşa ile ilgili değil. Bu Rüstem Paşa biliyorsunuz bu hani Kanuni şu anda oynayan gazeteler şey sadrazam bölümünde oynuyor hala. Ama onun gerçekten Rüstem Paşa Osmanlı sadrazamları içinde vakfiyesi en çok olan yöneticilerden bir tanesi. Bir tanesini de onun adına Yalova'da yapılmış cami, Yalova'daki en eski tarihi eser bir anlamda. Onunla ilgili böyle bir çalışmayı Türk kültür hayatına, Yalova'nın kültür hayatına Yalova Belediyesi olarak armağan ediyoruz. Bu da ikinci konumuz. Evet. Benim bilgi olarak paylaşacağım sizlerle bu iki konuydu. Bunları ayrı ayrı haber yaparsanız seviniriz. İkisi de bana göre önemli haberler. Soru sorabiliyor muyuz? Evet, tamam. Bundan sonra soru sorabiliriz. Bu Zambak projesi şu an ne durumda? Kaç personeli kapsamaya başladı? Bütün personeli kapsıyor. Yani şey yok. Yani şey yok, aksayan, etkisi yanıyor yok. Yani şu anda bunu bir kez daha anlatmıştık. Tabii bazı personeller bunun dışında. Kimler bunun dışında? Yani mekandan bağımsız çalışması gereken, işi gereği mesela kim? Sekreter. Bunun dışında çünkü sekreterin görevi zaten sabit bir yerde durmak. Şoför bunun dışında. Bazı mekanlardaki bekçiler bunun dışında. Mesela su deposunda bekçi var. O zaten tanımı gereği orada bekçilik yapması gerekiyor. İşte bunun gibi böyle birkaç çeşit sınıf itfaiye personeli bunun dışında. Çünkü orada işinin tanımı gereği orada an be an hazır olması gereken bir personel. Bir de hizmet masalarımız var. Yani hizmet masaları da zaten Zambak projesinin ruhu gereği henüz teknolojiyi kullanmayan vatandaşların birebir talebini alan bir mekan. Böyle birkaç tane yani projenin mantığı gereği bağımsız çalışamayacak olan personelin haricinde tüm personelimiz sistem olarak bir eksiklik olmadan şu anda uygulana gidiyor. Bu proje Türkiye'de başka illerde başladı mı? Yani belediyeler olup başka kurumlarda falan? Yani sadece Türkiye değil, aslında bilebildiğimiz kadarıyla dünyada da henüz başlamadı. Tabii başka yerlerde tedrici geçiyorlar bu tür şey, Amerika'da özellikle. Ama biz tüm kurumda tabii ufak belediyeler için ama tabii biliyorsunuz artık teknoloji ve bilgisayarla ölçek de çok önemli değil. Yani bilgisayarda 10 birimle yaptığınız işi 1 milyon birimle de yapabilirsiniz. Çünkü orada mühim olan mantıktır, sistemdir. Ve bundan sonra hızlı şekilde Türkiye'nin buna dönüşeceğini iddia ediyoruz. Çünkü dalganın önünde durulmaz. Bu önemli bir toplumsal dönüşüm dalgası. 300 yıldır yaşadığımız sanayi toplumundan sonra yeni bilgi toplumunun paradigmalarına, dinamiklerine uygun olarak yönetim biçimleri de, üretim biçimleri de, eğitim organizasyonları da yine toplumsal yapının dinamiklerine uygun olarak dönüşmek zorunda. İşte biz de yönetimin dönüşümünün bir örnek pratiğini böylece hayata geçirmiş olduk. Bunun tabii ne gibi neticeleri olacak önümüzdeki süreçte hayat içinde? Bir artık büyük mekanlara, kamusal mekanlara, yönetim mekanlarına ihtiyaç kalmayacak. İşte zaten biz onun için bu belediye binasına artık ihtiyacımız yok diyoruz. Aynı şekilde diğer kamular. Şimdi biliyorsunuz kamu binaları zengini bir ülkeyiz. Her tarafta büyük büyük kamu binaları. Önümüzdeki belki 20-30 yıllık süreçte bu binalar başka ihtiyaç fonksiyonlar için kullanılacaktır. Artık yönetim için böyle mekanlara ihtiyaç kalmayacağını biz göstermiş olduk. Bu sadece teknolojik kullanımıyla ulaşılan bir netice değil. Bu aynı zamanda aslında teknoloji sadece burada araç. İşte biz aracı amaca uygun olarak kullandık ve böyle bir neticeye çıktık. Burada
toplam kalite yönetimi, performans yönetimi, süreç yönetimi, elektronik vergi yönetimi gibi farklı farklı yönetim biçimlerini bir araya getirerek böyle bir pratik ortaya çıkardık. Onun için de önemseniyor. İşte bu sene de Türkiye'nin iki büyük kuruluşu olan TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı ile müştereken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir ödülle ödüllendirildi. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte Türkiye dünyada da öncülük yaparak Türkiye'deki tüm kamu yönetimini bir dönüşme sağlayacak. Ben şöyle bir şey de vereyim, gelecek ufku çizeyim sizlere. Sadece belediye ilgili değil, gelecekte devlet adına, kamu adına, halka hizmet eden bütün kurumlar bir bütün içinde olacak. Artık ayrı bir belediye, ayrı bir emniyet, ayrı bir tapu, ayrı bir şey görmeyecek vatandaş. Sadece adına işte bizim kontak center, beyaz masa ne derseniz bizim bir tane bir masa olacak, bir birim olacak. Vatandaş kamudan hangi hizmeti talep ediyorsa oraya gidecek. O sistem üzerinden onun mutfağına, mutfak neresi? Onu kimse görmeyecek. Yani bir tapu için bir tapu binasına, bir emniyet için emniyet binasına veya hangi kamu, eğitim için bir müdürlüğe gitmeyecek. Orada bütün devlet hizmetleri müracaatı oradan olacak. Oradaki personel bizde olduğu gibi vatandaşın vekili mantığıyla o kamu talebini, hizmet talebini orada alacak. Ondan sonra sonlanıp tekrar vatandaşa geri dönecek. Yani gelecekte gözüken o ki devlet adına vatandaş mekan olarak bir tane bir devlet birimini, bir kontak sentralı bir devlet birimini görecek. Bütün tarifler oradan yapılacak. Diğer hizmet üretilen bina kalmayacak, mekan kalmayacak. Artık devletin de böyle ayrışması kalmayacak. Mutfak kısmı ayrı. Mutfak yani işin iki boyutu var. Biri vatandaşla iletişim içine geçen nokta. Bir de işin hizmetin üretildiği mutfak. Mutfağın artık sabit mekanda olma zorunluluğu kalmaz. Ha, çok ileride, tabii ne kadar bilemiyoruz. Vatandaşın %100'ü teknoloji kullanmaya başlarsa, şu anda %100 değil, %100 kullanmaya başlarsa onlara da ihtiyaç kalmayacak. O zaman o müracaatların da taleplerin de hep işte bugün kullandığımız farklı teknolojilerle, işte, internetle, telefonla, onlarla kullanacak. Ama ne zamana kadar vatandaşın %100 kullanana kadar devam eder o kontak sentrum artık. Yani böyle bir sürecin başlangıcını Yalova olarak ortaya koymuş olduk. Bizim tabii gururla söylediğimiz şey, Yalova her toplumsal yapının başlangıcında önemli roller oynamış. İşte biliyorsunuz tarım toplumunda Büyük Osmanlı Devleti'nin bir savaş mekanı olarak Yalova ile özdeştirdik. Bunu bir detayına girmiyorum. Bir sanayi toplumunun önemli dönüşümü olan Cumhuriyet dönüşümünde şey büyük önderin